Nane ile Limon Kütüphanede. Metninin etkinliklerini birlikte yapalım. Öncelikle hazırlık çalışmalarından başlayalım. Çevrenizde gidebileceğiniz hangi kütüphaneler var? Benim çevremde bir tane halk kütüphanesi var. Ona gidebiliriz. Okul kütüphanesi olabilir. İki, nasıl davranmalıyız kütüphanede? Buraya yazdık. Yüksek sesle konuşmamalıyız, gürültü yapmamalıyız, aldığımız kitapları yerine koymalıyız, kitapları okurken dikkatli davranmalıyız, yiyecek içecek tüketmemeliyiz, müzik dinlememeliyiz, başkalarını rahatsız etmemeliyiz şeklinde yazabiliriz. Birinci etkinlik, görsellerden hareketle izleyeceğiniz metnin konusunu tahmin ediniz. İki arkadaşın kütüphanede başlarından geçen olaylar anlatılıyor olabilir. İkinci etkinlik, metni izlerken karakterlerin beden dillerine dikkat ederek sözlü olmayan mesajları bulup örnekteki gibi yazınız. Biberin konuşurken kollarını iki yana açmasından konuyu anlamadığını anlıyoruz. Mandalina'nın gözlerini kısmasından kızdığını anlıyoruz. Limon'un havaya bakmasından hayal kurduğunu anlıyoruz. Bir sonraki etkinliğimiz kelimeleri tahmin etme, anlamını bulma, cümle içerisinde kullanma. Müthiş, çok iyi demek, anlamı şaşılacak kadar değişik demek. Cümlem Beşiktaş müthiş futbol oynadı. Gizem sır demek. Varlığı veya bazı yönleri açığa vurulmak istenmeyen, gizli kalan, gizli tutulan şey anlamındadır. Cümlem, bizim mahalledeki ev çok gizemli. Manyetik mıknatıs demek, anlamı mıknatısla ilgili. Kendinde mıknatıs özellikleri bulunan demek. Cümlem, telefonu manyetik aletlere yaklaştırmayın şeklinde bir cümle yazdık. Emek, iş diye tahminde bulundum. Anlamı, bir işin yapılması için harcadan beden ve kafa gücü, zahmet. Cümlem ise bu sınavı kazanmak için çok emek verdi. Metinle ilgili sorular. Limon
Yolda kiminle karşılaşır? Limon yolda Turp abiyle karşılaşıyor. Turp abi ödevlerini yapabilmeleri için Limon ile Biber'e hangi kitap önerdi? Eski kalın bir kitabı önerdi. Limon ile Biber kütüphane görevlisinden nasıl bir uyarı alıyorlar? Başkalarını rahatsız etmemeleri konusunda uyarı alıyorlar şeklinde yazabiliriz. Limon ile Biber hangi konu ile ilgili araştırma yapmışlardır? Fen deneyleri konusuyla ilgili araştırma yapmışlar. Limon ile Biber kütüphanede aradıkları kitabı niçin hemen bulamadılar? Çok büyük olduğu için hemen bulamamışlardır. Limon ile Biber, Turp abinin söylediği kitabın içinde hangi notu buldular? Emek harcamadan asla başarıya ulaşılamaz yazıyordu. Bilgiye en iyi nasıl ulaşılır? Araştırma yaparak ulaşılır. Beşinci etkinlik nane ile limonun araştırma yapmaları metnimizin konusu. Ana fikri ise kütüphanelerde araştırmalarımızı kolayca bulabiliriz şeklinde olacak. Altıncı etkinlik, çizgi filmle ilgili görüş ve düşüncelerinizi arkadaşlarınıza yazarak paylaşınız. Bu metin bize çalışmadan bir şeyler elde edemeyeceğimizi anlatıyor şeklinde yazabiliriz. Uygun iki başlık ise araştırma yolu bilgi deposu şeklinde iki başlık belirledik. Sekizinci etkinlik çok gezen mi bilir, çok okuyan mı? Onunla ilgili birkaç cümle yazdık. Çok gezmek çok yer görmemizi sağlar, çok tanıdığımız olur, çok farklı kültürleri tanımamızı sağlar. Çok okuyan ise çok şey öğrenir, çok yeni yerler keşfeder, çok okuyan çok bilinçlenir ama çok gezen bilinçlenir mi? Orasını bilemem. Uyulması gereken kurallar kütüphanede yine ses çıkarmadan çalışılmalı. Bazı kütüphaneler kimlik istiyormuş. Hepsi istemiyor ama onu da söyleyeyim. Kütüphanenin bölümleri var. Onlar hakkında aradığımız bölümle ilgili kitaplara bakmalıyız.
Özel eşya bırakılmamalı, müzik dinlenilmemeli. Kitapları aldığımız yere koymalıyız, başkalarını rahatsız etmemeliyiz, yüksek sesle konuşmamalıyız, kitaplara zarar vermemeliyiz. Bunları yazabiliriz.